Arabanın içindeki adam bizi çekiyor. Yakalayalım. Kaçıyor, çabuk. Baba, kız ölüyor. Allah kahretsin Kılıç. Neredesin? Bir şeyiniz var mı efendim? Hayır. Binanın bütün girişlerini kapat. Bütün korumalara söyle ana kapıya gitsinler. İçeriye kimse girmeyecek. İçeriden dışarıya kimse çıkmayacak. Binanın içinde kimseyi istemiyorum. Emredersiniz efendim. Doktor çağıralım mı efendim? Hayır, sen dediğimi yap. Polat. Abi, bizden şüpheleniyor mu? Memati abi gitti. Şüphelendiğinden değil Abdüley. Alışık değil. Aklı bulandı. Dışarıda duyulursa dağılma diye değerlendirilir. Sokaklarda yani Abdüley. Kopan vücudun parçası bile olsa çürür gider. Ama ben Memati'yi seviyorum. Buna müsaade etmem. Belki o da beni seviyordur. Efendim? Ben Mehmet Karaanlı Polat. Buyurun. Acil olarak evime gelmeni istiyorum. Özel bir durum var. Kılıca ulaşamıyorum. Güvendiğin adamlarla beraber, tamam mı? Lütfen. Hemen geliyorum. Sağlam çocukları al. Silahlı olsunlar, çıkıyoruz. Nereye abi? Karaanlı'ya. Düşürüldük. Kadın ölmüş. Bunu üstümüze bırakmak için fotoğrafımızı çektiler. Yakalayamazsak yarın manşetiz. İyi de bizim buraya geleceğimizi kimse bilmiyordu ki. Etti Feraye. Silahı nereden buldu? Neden böyle bir şey yaptı? Feraye bizi öldürecekti Sofi. Lütfen kendini toparlayıp annenle ilgilenir misin yavrum?
Hadi. Hadi kızım. Mehmet'i öldürecek. Neden? Seni kim gönderdi? Ölmek istemiyorum. Konuşursan yaşaman için ne gerekirse yapacağım. Konuş. Seni kim gönderdi? Yardım edin. Baba lütfen doktor çağır. Ölmesin. Seni kim gönderdi? Silahı, susturucuyu eve kim soktu? Sen kimsin? İşin içinde iş var. Kılıç nerede? Karanlı beni niye bir sat arıyor? Abi tuzak olmasın. Adamlarla niye çağırsın Abdüley? Tek başına gel dese gitmeyecek miydim? Abi biz ne yapacağız? Kime bağlı çalışacağız? Hedefimiz ne? Mafya mıyız, devlet miyiz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bunlar da senin kafana takılıyorsa... arabayı sağa çekelim. Sen de in Abdüley. Bizim hedefimiz belli. Mafya kalmayana kadar devlet. Mafya bittikten sonra Mehmet. Senin arabayla takip et. Önünü tamam, kesmeye çalış. Konuş. Allah kahretsin. Baba konuşacak halde değil. Öldü. Mehmet ölmedi. Mehmet ölmeyecek. Ölmeyecek.
Buradaki korumalar dış güvenliği sağlayacak. Benim adamlarım evin güvenliğini sağlayacak. Abdüley, korumaların hepsinin burada olup olmadığını tespit ettir. Kimse buradan ayrılmayacak. Tamam abi. Binanın etrafını sarın. Dağılın. Siz arka tarafa. Sen önde bekle. Komşu, kapın açık kalmış komşu. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Sabahat Hanım. Ne oluyor burada? Bizi çağırdılar. Polat abim içeride. Hakim ol mevzuya. Peki. Bu kadın nereden çıktı? İyi misin kızım? Sen annenin yanında kal kızım. Korkma. Artık güvendeyiz. Anne, nasıl bir hayatın içindeyiz?
İçeri girdiğimde Nergiz'in elinde silah kızın karşısında gördüm. Müdahale etmeden silah ateşlendi. Kız vuruldu. Önce silahı nereden buldu? Kıza neden ateş etti? Hiçbir şey anlamadım. Yerde bir de susturucu vardı. Kız kim? Feraye diye bir kız. İşe yeni başlamıştı daha. Nergis Hanım silahı elinden nasıl almış? Hiçbir şey bilmiyorum Polat. Neredesin sen Kılıç? Tuzağa düşürüldük. Allah kahretsin. Evden gitmeden bu kızın atılmasını istedim. Kadının evinden çıkarken fotoğrafımı çektiler. Takip etmek zorundaydım. Hangi kadın Kılıç? Sabahat. Sabahat mı? Kadın ölmüş. Tanrım neler oluyor? Birisi bize tuzak kurmuş. Sabahat'e gittiğimi kimse bilmiyordu. Ölümünü üstümüze yıkacaklardı. Feraye'yi kim vurdu? Bu ev dinleniyor. Bizim Polat abiye bir saygısızlığımız yok. Olamaz da. Ama bazen yollar ayrılabiliyor. Bizim ayrılığımız güç kaybetmek için değil. Gücümüzü bu alemde daha da büyütmek içindir. Ben gidiyorum. Hiçbirinize benimle gelin demem. Burada kalana gönlüm vurulmayacağı gibi niye burada kaldın diye de sorma. Polat abinin haberi var mı abi? O niye bize açıklamıyor? Polat abinin haberi var. Ama karar benim kararım. Eğer ayrılmamı o isteseydi o açıklardı. Ben Polat abinin yanında kalayım abi. Eğer yanlış anlamazsan abi. Ben geliyorum abi. Ben de geliyorum abi. Ben de geliyorum abi. Buradayım. Nereye geliyorsun anlayıp dinlemeden? Ölümden öte köy mü var abi? Sen nereye gidiyorsan oraya. Söylesem gelmezsin. Abi yaramaz avrat mevzusuysa gelemem. Yeminim var. Ama onun haricinde istediğin yere gelirim. Ben ayrıldım Erhan. Kimden abi? Polat abiden. Olur mu abi öyle şey? Şimdi geliyor musun gelmiyor musun? Memati abi hiç yapma. Ben bugün bunun acısını çok çektim. Öyle ayrılmak lafları bize hiç yakışmıyor. Nasip Erhan. Abi ben köye döneyim diye mi yapıyorsunuz? Beni mi sınıyorsunuz? Kafam buluyorsunuz? Allah aşkına oturun, nereye gidiyorsunuz? Şaka Erhan, şaka. Bizi ölüm ayırır. Nevzat ne oluyor? Memati abi nereye gitti? Polat abi nerede? Erhan kafam bir top civata. Selam alacak halim yok. Buldum. Bütün odaları arayın. Hadi kızı içeri sokmuşlar. Dinleme cihazlarını nasıl içeri sokmuşlar? Dinleme cihazlarını ne zaman sokmuşlar bilmiyoruz Abdülhey. Belki bina yapılırken. Belki sonra. Belki de kızla birlikte.
Kız tek başına bu işlerin içine girebilir mi? Tek değildir. Sabahat'ın evinde Kılıç'ın ne işi vardı da gitti? Sabahat'ı nereden biliyorlardı? Sabahat'ı kim öldürdü? Kadın bir şey açıklayacaktı. Bir şey biliyordu ya da bir şey simgeliyordu. Fotoğraftaki üçüncü kişi gerçekten hiç kimse mi? Abi, bunların hiçbirini arkamızda devlet olmadan çözemeyiz. Devlet çözebilse bizim burada ne işimiz var Abdüley? Otopsi yaptırın Esat. Kalp krizi diye kadıncağızı gömerlerse o mezardan çıkartırım. Peki efendim. Kadının evinden önce fotoğraf çıktı, sonra cesedi. Fotoğraftaki iki kişi Aslan'la Sabahat Hanım öldü. Üçüncüsü acaba sağ mı? O fotoğrafı bul, bana getir. Mito boşuna onu benden saklamadı. O avukat uyanık kız. Bir kopyası vardır elbette. Efendim, bize yok diyecektir. Git, gözünü korkut. Böyle işlere girmesin. Yazıktır, gencecik kız. O farkında değil. Mithat onu kullanıyor. Fotoğrafı versinler, çekilsinler. Artık iş bizim işimiz. Bütün nakit parasını Polat'ın üstüne geçirmiş. Banka üstünden mi? Böyle işler banka üstünden yapılmaz. Zaten kayıt dışı para. Birincisi neden vermiş? İkincisi bunun ispatı mümkün değil çünkü kayıt dışı para. Üçüncüsü bunu ispat etmenin bir tek yolu var. Polat'ın mahkemede bu durumu kabul etmesi ki tanıdığım adam bunu asla yapmaz. Ben size her şeyi anlatayım da aralarından siz ayıklayacaksınız. Neden böyle bir şey yapmış? Polat kim ki babanız için? Dışarıya karşı damadı. Ben nişanı formalite diye biliyordum. Öyle. Zaten formalite kısmı da bitti. Meral'i yurt dışına yolladı babam. Sebep? Babamın düşmanıyla birlikte olduğu için. Bu bizim açacağımız davada çok önemli. Meral Hanım'ın ifadesi sizi destekler nitelikte olursa davada en azından tutar bir yanımız olur. Meral gelemez Türkiye'ye. Dışarıda da konsolosluk aracılığıyla ifadesini alabiliriz. Hangi ülkedeydi? Meral'i bu işlere sokmak istemiyorum. Ama mecburuz. Belki kız kardeşiniz durumu kabullenmeyecek. Neden bana sormadan böyle bir şey yaptınız diyecek. Lütfen Meral konusunu kapatalım. Meral'in bu davada yeri yok. İdareten burası bize yeter. Şu işimizi halledelim, yenisine bakarız. Abi ne yapacağız şimdi? Önce armatörü gömeceğiz. Onu götürdükten sonra yolumuzu bulacak çok adam buluruz. Abi kime çöksek bizi Polat abinin adamının adamı olarak biliyorlar. Ayrılmak neye yarar? Ayrıldık demeyeceksiniz zaten. Polat abi sokaklardan çekildi. Bundan sonra sokaklar mematinin diyeceksiniz. Adnan, sen armatörün aldığı nefesi takip edeceksin. Nerede yer, nerede içer, nerede durur, nerede kalkar, kimle temas eder, kaç kişi korur? Tek başıma mı abi? Erdoğan, sen de eski ekipten sağlam, işsiz güçsüz, boş işlerle uğraşanları topla gelsin. Tamam abi. Son işte başarısız olduk. Bu lekeyi temizlemeden alemde hiçbir şey yapamayız. Elinizi çabuk tutun. Hadise Feraye ile sınırlandırılamayacak kadar büyük.
Ancak bu büyük örgüyü çözebilmek için bu suikast teşebbüsünü tüm detaylarıyla çözmemiz lazım. Kılıç mı ilgilenecek bununla? Eğer sizin için de uygunsa ben Polat'ın bizzat ilgilenmesini istiyorum. Neden? Dışarıdan birisi, yani evin içinden olmayan birisi meselelere daha yukarıdan bakabilir. Benim de kusurum olmuş olabilir. Onun da görülmesini isterim. Eğer sizin için bir mahsuru yoksa ben bizzat yürütürüm. Bu işin tamamen ailemizin içinde kalmasını istiyorum. Dolayısıyla artık ailemden gördüğüm senin ilgilenmen benim için de uygun. Herkesi dinlemek isterim. Her detayı öğrenmek isterim. En merak ettiğimse Nergis Hanım'ın silahın yerini nasıl bulduğudur. Sabahat Hanım, öldü mü? Maalesef dün gece evinde ölü bulundu. Çok üzüldüm. Doğu Bey, büyük bir tehlikede olduğunuzu belirtmem için beni size yolladı. Artık Alican'dan dosyasını kapatmanızı, araştırmanın bizim tarafımızdan yürütüleceğini bildirdi. Benim artık kimseye inancım yok. Sabahat Hanım'ın sizin tarafınızdan engellenmediğini nereden bilebilirim? Elif Hanım, bunu bilmenize gerek yok. Ortada bir fotoğraf, iki ceset var. Resimdeki üçüncü kişinin kim olduğunu sadece biz araştırmadık. Tahmin ediyorum bu konuyla ilgili bir netice alamadınız. Evet, ama resmi geri vermediler. Siz isteyin. İşler daha da karışır. Lütfen fotoğrafın bir kopyasını bize verin. Bizde yok. Elif Hanım, arkadaşlarınız, aileniz, herkes tehdit altında. Bize güvenmek zorundasınız. Biliyorum. Seni çok yoracak ama Nergis, buna ihtiyacımız var. Bana anlatmalısın. Silahı nasıl buldun? Rüya gördüm Mehmet. İki kere gördüm. Kızı gördüm. Feraye mi? Evet. Kızı Safiye'ye söyledim. Anlatamadım. Çok kötü bir rüya. Senin kanını akıtıyordu. Senin kanın kitaptan akıyordu. Dün bir daha gördüm rüyamda. Sonra yataktan kalktım Mehmet. Zorlanarak kapıya kadar yürümüş. Safiye'ye seslenmiş ama Safiye duymamış herhalde. Merdivenlerden yukarı çıkıp odaları gezmeye başlamış. Feraye'nin odasını bulmak için. Nergis odaya girdiğinde önce bayılacağını zannetmiş. Dizlerinde güç kalmamış. Odada ne aradığını da aslında bilmiyormuş. Sadece hisleri kızın bavuluna bakmasını söylemiş. Bavulu çekmiş, açmış, aradığını bulmuş. Fransızca sözlük. Ama benim kütüphaneme ait sözlük. Sözlüğün aynına kütüphanede baktığında
içindeki silahı görmüş. Ve silahı almış. Kitabı aynı yerine koymuş. Silahı bana getirmek istemiş, anlatmak için. Odadan çıkacağı anda dış kapıdan bir tıkırtı duymuş. Kız elindeki kahve tepsisini bırakmış, sözlüğü değil de diğerini almış. Susturucuyu çıkarmış. Sonra sözlüğü almış. Bakmış silah yok. Panik olduğunu, kaçacağını gören Nergis kızı durdurmak için ortaya çıkmış. Feraye dil dökmeye başlamış. Nergis direnmiş, kızı bırakmamış. Safiye ile benim içeri girmemizle birlikte... Mehmet'im... Safiye Hanım'ın Feraye ile teması olmuş mu? Oldu. Safiye yurt dışında yaşadığı için insanlarla arasına mesafe koymaz. Dinlemek isterim. Beyefendiyi tanımıyorum. Kimliğini göreyim. Yapma Hikmet abi. Ben tanıyorum. Benim anlamadığım herkes bizden yana da ölenler de hep bizden yana. Şimdi, biz size inanıp, elimizi eteğimizi bu işten çekip, bir de üstüne fotoğrafı verdiğimizde, gece birden aniden lodos bastırıp, bacaların tesadüfe tıkanıp, hepimizin sabah yataklarında gaz zehirlenmesinden ölmeyeceğimizi nereden bilelim? Esat'tı değil mi? Aslanın Arapçası. Yapma Hikmet abi ya. Bir şey yaptım yok. Esat Bey madem bizden tek bir emare söylesin Ali'ye dair. Fotoğrafı da vereyim, canımı da vereyim. Ben Ali Canlı'nı tanımıyorum. Ama dosyasını inceledim. Yurt dışındaki görevlerinin neredeyse tamamında kod ismi olarak Hikmet'i kullanmış. Bizi de sokmuş işlerin içine. Lütfen bizi kandırmayın.
istirham ediyorum. Hele Ali adına hiç kandırmayın. Tuhaf bir kızdı. Arkadaş olmaya çalıştım onunla. Fırsat buldukça mutfakta oturdum, konuştum. Ama sanki benimle konuşmak istemiyor gibiydi. Nelerden konuşuyordunuz? Ben soruyordum, o cevap veriyordu kısa kısa. Ailesinin uzakta olduğunu, bir üvey abisinin olduğunu söyledi. Abisi doktormuş. İsim, yer söyledi mi? Hayır. Ailesiyle arasının iyi olmadığını söyledi. Ben de konuyu kapattım. Başka? Erkek arkadaşından işe girmeden önce ayrıldığını söyledi. Evlenmek istiyormuş çocuk. Kıskançmış. Feraye de onu terk etmiş. İsim, yer? Yok. Başka? Hatırlamaya çalışıyorum. Bunu niye polis yapmıyor da siz yapıyorsunuz? Mafya ne zamandan beri dedektiflik yapıyor? Yorulduysanız bir süre ara verebiliriz. Yorulmadım. Sadece saçma. Başka dikkatinizi çeken, size ilginç gelen, anlamsız bulduğunuz, yadırgadığınız, dikkatinizi çeken bir hareket oldu mu Feraye'nin? Hatırlamıyorum. Hatırlıyorum. Babamın yanına gidiyordum. Koridorda Feraye'yi gördüm. O beni fark etmedi. Seslendim, çok korktu. Az kalsın elindeki sözcükleri düşürecekti. Korkuttun mu sen? Sizi fark etmemişim Safiye Hanım. Fransızca mı öğreniyorsun? Bakmak için aldım, yerine koyacaktım. Çalışmak istersen beraber çalışalım. Ben Fransızca biliyorum. Sevinirim. Ama şimdi değil. Çok yorgunum. Uyuyacağım. Ne zaman istersen. Sağ olun. Kız sözlüğü dışarıdan sokmuş. Kitaplıktaki orijinalleriyle değiştirmiş demek ki. Sizden sonra kitaplığa girmiş. İçinde silah olan sözlükleri orijinalleriyle değiştirmiş. Sözlükleri de odasına götürüp bavuluna koymuş. Bu nasıl bir şey? Peki sözlükleri içeri nasıl sokmuş? Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Yine de sizin niye bu konuyla ilgilendiğinizi anlamış değilim. Bir insan öldü ve burada olan herkes onun ölümünden bir şekilde sorumlu. Ama o da ne fena şeyler yapmış. Sabahat Hanım bize bilerek bir kötülük yapmamıştı. Biz de böyle olsun istememiştik bey. Kadının fotoğrafını elden ele gezdirdik hanım. Kalp krizinden ölmüş Ömer Baba. Bir bardak su içerken de boğulup ölebilirdi. Ömer Baba'nın haklı olduğu bir taraf var. Ben kalp krizine inanmıyorum zaten de. Yanlışımız fotoğraf işinde kontrolü yitirmemiz. Kadının tehlikeli işlere girdiğini bilmemize rağmen tanımadığımız, bilmediğimiz adamlarla soruşturmaya gittik. Sen de buna takıldın Hikmet abi. Sanki başka çaremiz mi vardı? Çaremiz vardı yoktu tartışmıyorum. Bugünkü adam Esat. İyiliğinden ya da tehdit etmesinden bize tehlikedesiniz, bu işlere daha fazla girmeyin dedi mi demedi mi? Dedi Hikmet abi. Nizamettin Bey de aynı şeyi söylemişti. Galiba en iyisi bir süreliğine bu Ali mevzunu kapatmak. Belli ki bizim dışımızda da bir şeyler gelişiyor. Tam Ali'nin üstündeki sır perdesi kalkıyordu. Birisi perdeyi çekti, indirdi aşağı. Yine karanlıkta kaldım. İnsanın içinden geçmiyor da değil. Acaba Ali mi öldürdü kadını kendini gizlemek için? Benim oğlum katil değil. Bütün izin günlerinde seninle mi çıktı Feraye? Evet efendim. Ne yapıyordu? Nereye gidiyordu? Detayıyla anlat bakalım. Ben hiç konuşmazdım kızla. Görevim getirip götürmekti. Zaten pek bir şey de yapmazdı. Her hafta aynı yerlere giderdi. Nerelere? Geç yapmayın izni istiyorum. Parkta gezerdi. Yürürdü epey. Acıkınca kumpirciden kumpir alırdı.
Hep patates yerdi. Başka bir şey yemezdi. Her seferinde benim de aç olup olmadığımı sorardı. Yemedim ben hiç onunla. Sonra bir banka oturur, o soğukta saatlerce kitap okur. Büyük de bir çantası vardı. İçinde kitapları olurdu genelde. Başka? Başka... Mağazalara vitrininden bakardı. İncik boncukçulara. Sonra da hava kararmadan eve dönerdik. Bir yerden hiçbir şey aldınız mı? Bir işportacıdan bir takı almıştı. Mavi bir bilezik gibi bir şey. Geçen hafta da seyyar kitapçıdan bir kitap aldı. Nasıl bir kitap? Kalın, yabancı bir kitap. Kitap okuduktan sonra genelde eve dönerdik. O gün dedi ki, biraz daha yürümek istiyorum. Ben de peki dedim. 10 dakika yürüdük, yürümedik, karşımıza seyyar kitapçı çıktı. Kitaplara baktı, birkaç tane kitabı karıştırıp yerlerine bıraktı. Adam dik dik kızı seyrediyordu. Fransızca sözlük var mı? Bir tane olacaktı. Pahalıdır ama orijinaldir. Param var. $50 milyon. Kız parasını ödedi, eve döndü. İyi günler. Abi kitapçı yerinde duruyor mudur? Zannetmiyorum. Ama yine de bir sor. Belki eşkalini tarif eden olur. İyi organize olmuşlar. Kızın seçtiği kitap sırasına göre şifrelemişler. Kız ondan sonra sözlü isteyince adam vermiş. Pahalı orijinalle param var da parola. Kimse birbirini tanımıyor, öyle mi abi? Hücre sistemi. Kız sadece emir aldığını tanıyor. Biriniz bana ne olduğunu anlatacak mı? Mafya babası neden böyle herkes sorguluyor? Ne oluyor? Kızım o mafya babası değil. Baba, gazete okuyorum. Bu ülkede gazeteler herkes için bir şeyler yazar. Oku ama inanma. Baba, polise haber vermeyecek miyiz? Bu sonradan ortaya çıkarsa hepimiz suçlu durumda kalırız. Annenin tutuklanmasını mı istiyorsun Safiye? Annem bizi savundu. Daha kötü ya. Hiçbirisi bir şey yapamadı. Bir kadın onları korudu. Buna kim inanır? Baba. Büyük bir tehlike altındayız Safiye. Güvenliğimiz için bütün bunlar gizli kalacak. Eyvallah, sağ ol. Burada bir kitapçı varmış, seyyar. Bugün gelmedi mi? Burada kitapçı yoktu. Kadıköy'e bakacağım. Kardeşim buradan bir yerden kitap almış geçen pazar. Kitabın yarısı eksik. Korsancı'dan kitap alırsa olacağı odur. Ha, hatırladım şimdi. Bir saatliğine geldi, açtı tezgahı şuraya. Kaldır maldır dedik, oralı bile olmadı. Aradık zabıtayı, topladı gitti namussuz. Nasıl bir herifti? Belki rastlarım. Burada değilse bir yerde açmıştır tezgahı. Bildiğin atırsızı. Ben nereden hatırlayayım, sen nereden bulasın? Sağ ol.
Şimdi iş Arap saç oldu Esat. Bu karanlığı. Nasıl tanıdınız efendim? Ulan Esat, ben neyi unutmuşum ki? Karahanlı bu. TMT kurdurduğumuz zaman Karahanlı da bizim için çalışıyordu. Silahları adada o dağıtıyordu. Portakal tüccarı kimliğiyle. Bu aslan da Sabahat'ı oradan getirdi. Anlaşılan o ki aslan yapmış planını, kızı getirmiş Kıbrıs'tan, yerleştirmiş yetimhaneye, Karahanlı'nın oğlunu kaçırıp Sabahat'ın yanına vermiş. Peki efendim, neden? Orasını öğreneceğiz Esat. Bu Ali Can'dan %100 Karahanlı'nın oğlu. Mito resmi vermiyor. Ya Karahanlı için çalışıyor, ya da birileri adına Karahanlı'nın defterini duruyor. Kapı güvenliğinde zafiyet var. Ne olursa olsun, kitaplara bile bakmalıydılar. Kim kitabın içine bakar silah var diye? Normalde bakılması lazım. Ama kız kitap ala ala etrafındakileri alıştırmış. Bilmiyor musun bizim milleti? Birinin elinde kitap gördü mü kaçar. Ferahi'yi kim işe aldı? Bedrettin abi. Vallahi pis bir mevzu değil. Yap şu kardeşine bir kıyak. Ya abi, bana bürokrasiden bahsetme Allah aşkına. Ruhsata bakıp bana adres vereceksin. Büyük sevaba gireceksin. Şimdi konunun tafsilatını sana açıklayamam Bedrettin abi. Belki arabayı kendim alacağım. Nasıl insanlar bunlar? Kadın mı erkek mi? Hırlı mı hırsız mı? Hacizli mi? Mafya mı mufya mı? Bir adres vereceksin. Bana 40 dil döktürdün. Hadi hatırım yok. Dayımın da mı hatırı yok? Böyle konuş canımı ya abi. Sen çaldır kapat, ben seni geri ararım. Plakayı not aldın değil mi abi? Tamam abi, bekliyorum. Sen şu güllü kulunun yüzüne gül ya Rabbi. Bir hadisem var Erhan. Beni mi dinliyorsun Nevzat? Çok ayıp. Kalbinden utan. Adres bulursak cep telefonu numarası bulabiliyor muyuz? Hadiseyi anlatırsan bir hal çaresine bakarız. Öyle olsun Nevzat Bey. Karşılıklı dünya. Veririz karşılığını. Hadiseyi de anlatırız. Ama aramızda. Bizden laf çıkmaz. Emektarımız vardı Hamdi amca. O emekli olduktan sonra birkaç kişiyi işe almak istedik ama hiçbirinin vasıfları uygun değildi. Sonra? Bir gün Hamdi amca aradı. Hemşerisi bir kızın İstanbul'a çalışmaya geldiğini, bir süredir yanında kaldığını, çok iyi yetişmiş bir kız olduğunu söyledi. Ben de acaba hizmetçi olabilir mi diye Hamdi amcaya uğradım. Hamdi amca kızın annesini çok iyi tanıdığını, babası olmadığını, kıt kanaat geçindiklerini, eğer İstanbul'da bir iş imkanı olursa çok sevineceğini söyledi. Kız üniversiteyi de kazanmış ama okuyamamış parasızlıktan. Adın ne senin? Feraye. Otur şöyle kızım. Al sana hayatının fırsatı. Kızın sabıkasını, GBT'sini araştırdım. Her şeyi, ailesi temizdi. Kardeşi var mı? Yok. Tek kız. Abim doktor demiş. Annesi ikinci evlilik yapmış mı? Resmi kayıtlarda yok.
Bu Hamdi kızı köyünden mi tanıyormuş? Annesini çok iyi tanırım. Ailesine kefilim diye konuşmuştu. Hamdi amca çok sadıktır. Kimse bir yanlışını görmemiştir. Hamdi ile kızın annesinin adresini ver. Vereyim. Ama hatırladığım kızın annesi şehir dışında yaşıyormuş. Gidip görmedin mi? Hamdi amca söz konusu olunca gerek duymadım. Hata yapmışım. İlle niye o arabayı alıyorsun? Git başka bir araba al. Rengine vuruldum Nevzat. Cebine aldın. Niye aramıyorsun peki o zaman? Ya arayacağım. Sana ne be adam? Şu dakika mı aramam lazım? Sen hele bir fotoğrafımı çek. Bak Erhan. Yanlış bir işe soktuysan beni yanlış olur. Bizim kimseye yanlışımız olmaz. Elimdeki gülden kadraj yap. Hey yarabbim. Buradan basıyorsun oraya yolluyorsun. Yakında insanı bile yollarlar telefonla. Şşş. Tövbe tövbe. Ne tövbe diyorsun? Sen sığar mısın o telefona? Normal insanlar için konuşuyorum. Hamdi Efendi 2 hafta evveli vefat etti. Nasıl öldü? Kalp krizi geçirmiş dediler. Uyuduğu yerde ölmüş kalmış. Allah rahmet eylesin. İyi insandı. Vefat etmeden evvel evine giren çıkan oldu mu? Farklı, tanımadığınız, dikkatinizi çeken. Yok, benim gözüm görmüyor ki zaten. Peki teyze, sağ ol. Teşekkür ederiz. Kızın anasının da kalbi tutmadan gidelim Abdülhamid. Tamam abi. Geliyorum. Çek şu çiçekleri yüzünü göreyim. Nina Hanım? Benim. Şurayı imzalar mısınız? Ben kimseden çiçek beklemiyorum. Kim yollamış? İsmini vermeyen değerli bir müşterimiz. Kim olduğunu söyleyecek misin? Çok değerli, zengin. Yakışıklı, okumuş, kültürlü, iyi aile eğitimi almış, Rus edebiyatı düşkünü. Uf, tamam tamam sus çattık. Söyle bir daha adını yazmadan hiçbir şey göndermesin. Erhan abi kendisi söyleyecekmiş kim olduğunu. Erhan. Ya bu erkekler niye laftan anlamaz? Yok dedik. Hamdi efendi sağ olsun Feray'ı yanına aldı. Nasibi de varmış. İyi bir ailenin yanına yerleştirmiş. Telefon açtı bir sefer komşuya. Hanım kızını merak etme. Başına talih kuşu kondu. Yaza kadar da unut. Belki tatile gelir. Sakın ola ki kızı darlandırma. Ben de çok sevindim. Allah razı olsun kızımdan da. Haftadan haftaya posta havalesiyle de harçlığımı gönderdi. Yoksa kış günü ne yapardık? Her hafta para mı yolladı? Yavrum benim.
yememiş arttırdığını göndermiş annesine. Kızım bir yanlış mı yaptı? Bir şey mi etti? Allah aşkına bana söyleyin. Bir şey mi var? Yok teyze. Biz çalıştığı yerden geliyoruz. Güvenlik açısından sizi görmek istedik. Aman oğlum. Koruyun Feraye'mi. O da sizin kardeşiniz. Kimsesizdir benim yavrum. Babası öldü gitti. Bir başına büyüdü. Hem büyüdü hem bana baktı. Başka çocuğunuz var mı? Feraye'm tek evladım benim. Babası öldü erkenden. Bu kim? Feraye'm. Lise'yi bitirince çektirmişti. Kızımı işsiz bırakmayın ne olursunuz. Bu kim? Feraye. Hangi Feraye? Gerçek Feraye. Buraya gelmesi gereken Feraye. Nasıl olur? Hamdi Efendi'nin ve gerçek Feraye'nin annesinin anlattıkları doğru. Kadın Hamdi Efendi'yi aramış. Hamdi Efendi de kızı yanına almak üzere çağırmış. Kız annesiyle vedalaşmış. Aldığı adrese gitmek üzere yola çıkmış. İstanbul'a varmış. Düzce ile İstanbul arasında kızı alıkoyacakları bir yer yok. Belli ki haremde biri karşılamış. Kıza Hamdi'nin yolladığını söylemiş. Kız arabaya binmiş ve yok olmuş. Belli ki hizmetçi arayışı sırasında burası dinleniyordu. Hamdi Efendi'nin adı geçince onu da dinlemeye almışlar. Gerçek Feraye'nin annesi telefon açınca apar topar sahte Feraye'yi hazırladılar. Çünkü kız Safiye Hanım sorduğunda ailesiyle ilgili yanlış bilgiler verdi. Risk aldı. Sonra Hamdi Efendi'nin yanına gerçeği değil sahtesi yerleştirildi. Hamdi amca, ben Feraye. Oo, hoş geldin kızım. Büyük ihtimalle suikast planladıkları zamandan sonrasına ertelendi. Bu ertelenmeden ötürü annesi Hamdi Efendi'ye ulaşmasın, ulaşamasın diye Hamdi Efendi'yi de öldürdüler. Mükemmel bir plan. Hesap edemedikleri tek şey eşinizin rüyası. Bu kirvenin ikinci ekibi. Demek bize suikast yapacaklarmış. Büyük iş adamı sendin. Polat şüphesinde haklı çıktı. Kirve mi? Değil.